Şimdi öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size turşu yapacağım. Turşularımın hepsi kendi ürünüm. Sadece lahmayı dışarıdan aldım. Sirkemi bile kendim yaptım. Şimdi lahmanın son bir yaprağı vardı üzerinde. Onu çıkardım, aldım. Onu kullanmayacağım. Güzel bir yıkadım, suyu çekildi. Şimdi güzel parçalayacağız bunu. Arkadaşlar ben köydeyim. Burası annemin köyü. Ergin'e bağlı bir köy. Şeyler ekmiştim. İşte olanlarla turşu yapacağım. Biraz doğrayıp şöyle koyduktan sonra öğütülmüş kaya tuzu serpiştireceğim üzerine. Yer, çok fazla yer kaplamasın diye birazcık da şöyle sensörlerle ara ara tuz koyacağım. Yine üzerine biraz daha lahana. Biberler tamamen organik, hiçbir şekilde ilaç koyulmamış içine. Yani bahçemin ürünleri. Bu sene biliyorsunuz hiç kimsenin bahçesi kadar olmadı. Benimki de aynı şekilde. Artık olduğu kadar ne yapalım, kuraklık var. Cam yanmadı. Çok küçük doğramayacağım erimesin diye. Şöyle geniş güzel doğruyorum. Şimdi bunu 2-3 saat kadar böyle bekleteceğim, üzerini kapatacağım ve bekleteceğim. Daha sonra turşumuzu kuracağız hanımlar. Bu arada ben turşumuzu suyunu hazırladım. Kavanozlarım, 2 tane kavanozum var. Bu 2 kavanoza dolduracağım. Kavanozlarım 2'şer kiloluk. 2'şer kiloluk olduğu için kilo başına 1 dolu kaşık kaya tuzu koyacağız. Şöyle tepeleme. Bu bir kavanoz için. Bu da diğer kavanoz için. Bir tane de şöyle fazladan atayım, yine de ne olur ne olmaz. Şöyle limon tuzu koyacağım. 2 tatlı kaşığı kadar limon tuzu var. Yine ev yapımı sirkem var. 2 su bardağı kadar gelecek şekilde. Sirkesine kadar fazla olursa turşumuz o kadar güzel olur. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Şöyle 3-4 saat geçti. Birazcık lahanalarımız, biberlerimiz şöyle söndüler. Şöyle dibine yine kendi üretimimiz olan muzlardan atıyorum. Şöyle 10-15 tane kadar bu mayalanması ve çabucak oluşmasını sağlayacak. Şimdi sırayla artık ikisini de dolmaya başlayacağız. Karışık koyacağım için. Aralara sarımsak atıyorum. Sarımsakları doğramaya fırsatım olmadı. Böyle dire dire atacağım arkadaşlar. Hiç sorun değil. Şöyle bir yumruk vurdum. Ezdim bunları. Aralara birer tane, bir ikişer tane daha doğrusu. Şöyle sarımsaktan da koyacağım.
Şöyle şu kadar dolduruyorum turşularımızı. Çünkü 4-5 saat sonra bunlar şişme yapacak ve oksitlenecek. Kabarmaya başlayacak taşmasın diye. Şimdilik bu kadar koyuyorum. Yarın tekrar kontrol edeceğim. Turşumuzun suyunu biraz daha belki üzerine ilave edebilirim. Şimdi güzelce kapakları kapatacağım. Mutfağımızın bir köşesinde birkaç gün bekledikten sonra turşularımızı artık serin bir yere alabiliriz. Mutlaka serin bir yerde bekletelim turşularımızı. Çünkü turşular sıcak yerde olduğu zaman bozulabilir. Eğer buzdolabınızda yer varsa mutlaka buzdolabını ya da evinizin herhangi bir serin bir yerine, balkonunuz varsa balkona koyabilirsiniz. Turşumuz yaklaşık 3-4 gün sonra olacaktır arkadaşlar. Çünkü sirkesini fazla koyduk, limonumuzu koyduk ve içine şöyle gördüğünüz kırmızı domateslerden de attık. Onlar çabucak turşumuzu alacak ve oksitlenmesini sağlayacak. Turşumuz güzelce kabaracak ve olacak arkadaşlar. Umarım turşumu beğenmişsinizdir. Bu turşu, ben bu turşunun yapımını ben annemden öğrendim. Annem 80 yıldır aynı turşuyu yapıyor ve harika oluyor. Turşularımız kesinlikle bozulmaz, kararmaz. Sapsarı oluyor dokun gibi. Siz de benim bu şekilde denemek isterseniz tavsiye ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.